Fethiye'de yalnız yaşayan 30 yaşındaki T.İ.'ye ya ait eve giren saldırgan, genç kadına bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulundu. Mula'nın Fethiye ilçesinde, zorla evine girdiği yalnız yaşayan T.İ. adlı kadına bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulunan, yaşanan boğuşmanın ardından kaçıp, saklandığı dağlı karazide yakalanan R.G. 33, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fethiye'deki bir masaj salonunda çalışan RG dün saat 12 sıralarında Taşkaya Mahallesi 122 Sokak'ta T.Y.'ye ait tek katlı müstakil eve gelip kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte zorla eve giren RG, boğazına bıçak dayadığı T.Y.'yi yere yatırarak tecavüze kalkıştı. Evin salon kısmındaki boğuşma sırasında sol el parmakları kesilen T.Y çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada giysilerinin üst kısmını çıkaran RG, çığlık üzerine paniğe kapılarak pencereden atayıp kaçtı. polisi arayarak yardım isteyen T, İ ise şüphelinin yarı çıplak halde Keloğlu Boğazı mevkiindeki ormanlık alana kaçtığını söyledi. Kısa sürede bölgeye giderek arama yapan polis ekipleri, RG'yi yıkaya e. mezarlarının bulunduğu alanda çalılar arasındaki çukurda yakaladı. RG'nin Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünde 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Fethiye Asayiş Büro Amirliğine getirilerek sorguya alınan Regen'in, cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi. Fethiye Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilen T, daha sonra ilçe emniyet müdürlüğüne getirilip ifadesi alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan RG, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.